Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'nin özellikle gündemde fazla tutulmayan ama aklı selim insanların ısrarla altını çizdiği, bu konuda kurultaylar yaptığı anayasa meselesinin üzerinde duracağız. Siyaset, ekonomi, hukuk, aklınıza ne gelirse Türkiye fotoğrafı çekeceğiz. Sanıyorum bugünlerde Türkiye'ye baktığınızda, Türkiye siyasetine baktığınızda eksik olan en önemli nokta aklı selim. İşte biz çok tecrübeli, aklı selimin sesi olarak nitelendirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'la bugün Türkiye'yi masaya yatıracağız. Hemen vakit kaybetmeden Sayın Cindoruk'a dönelim. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Evet, anayasayı konuşacağız. Çok kritik. Bu konuda sizin çok emeğiniz de var. Onların hepsini detaylandıracağız ama önce isterseniz Türkiye'nin tabir yerindeyse akıl tutulması halindeki bugünkü fotoğrafını biraz çekelim isterseniz. Siyasi fotoğraf ve ülke gerçekleri dediğinizde ne görüyorsunuz? Türkiye'deki geriye dönüşümün Türk halkı henüz farkında değil. Bu iktidar gerçekten sistematik biçimde Türkiye'yi yeni bir konsepte doğru götürmek istiyor. O da nedir? Muhafazakar diyor kendisi. Ama muhafazakar demokrattı eskiden kendi tabirleriyle. Ama şimdi sadece ve sadece baskıcı muhafazakar bir politika gidiyor. Basit hadiseler değil son günlerde yaşadıklarımız. Önemli hadise yargı. Yargıyı tek eline almaya çalışan ve bunda da oldukça başarılı olan bir iktidar var. Bugün parlamentoda Kuvvetler Birliği tesis edilmiştir. Kuvvetler Birliği'nde de kuvvet başbakana bırakılmıştır. Başbakanlık rejimi yaşıyor Türkiye. Başbakan ne derse o oluyor. Hatta başbakan yargı seçimlerine bile karışıyor. Başbakan anayasa değişikliklerinde son sözü söylüyor. Bilmediği halde, böyle bir kültür olmadığı halde. Şimdi de anayasa komisyonları üzerinde yaptığı tur konuşmalarında gözüküyor ki kendi istemi dahilinde bir anayasa yapacak değişikliği. Ve bunu açıktan söylüyor. Olmazsa tek partiyle yaparız diyor. Zannediyorum işaret ettiği Barış ve Demokrasi Partisi. Hı hı. Onunla yapacağı da yerel yönetimleri güçlendirme niyetiyle veya gayretiyle anayasada yapılacak değişiklikle bir miktar bölücü bir devlet, bir halk, bir politika ortaya koyma uğraşıyor. Şu anda yapabileceği bu. Eğer önümüzdeki yerel seçimleri, ardından da genel seçimleri kazanırsa Türkiye tek parti diktatörlüğüne gider. Bu diktatörlükler de dünyada artık yumuşak diktatörlükler denilen, tatlı sert diktatörlükler denilen otoriter idareler haline gelir. Ve Türkiye'de antilaik, daha ziyade cemaat kültürüne dayalı, biatı esas alan bir sistematik dönüşür Türkiye. Bizde sıkıntı şu, bizde burjuva yok. Hı hı. Bizde sermaye sınıfı yok. Varsa da sermaye sınıfının aklı yok, cesareti yok. Korkuları var. Kendileri kazandıkları sürece Türkiye'nin kazandığını sanıyorlar. Ama Türkiye kaybediyor. Bunun farkında değiller. Sonunda kendileri de kaybedecek. Kendi sermayelerinin sınıflarının yerine yeni bir sınıf ortaya çıkacak. Başbakan bir gün TÜSİAD'ı al, bir tokat vuruyor, onu bir sindiriyor. TÜSİAD korkuyor, söylemini değiştiriyor. Bir başka gün TÜSİAD ortaya çıkarıyor. Esas amacı zaten TÜSİAD çerçevesinde ve çevresinde yeni bir sermaye sınıfı ortaya koymak. Evet, sermayenin rengi olmaz ama siyasette olur, doktrin olur. Hükümete yakın, destekçi, yandaş bir sermaye. Yandaş basını kurdu. Bugün basında onun direktifleri dışında, siyaseti dışında en ufak bir aksi düşünce ortaya çıkmıyor. Haber kanalları tamamen emrinde. Büyük bir haber bombardımanı yaşıyoruz. İnsan zihinleri belli bir noktaya doğru götürülüyor. Öyle hızlı gitti ki başbakan tiyatro bile attı. Şimdi o çok önemli bir hadise. Elitistlerin tiyatrosu diyorum. Burjuva tiyatrosu diyor. Son günlerde bilmediğini bilmiyorum. Bir takım deyimler kullanıyor. O deyimlerle kendisini açıklamaya uğraşıyor. Fakat
gözüküyor ki kurmak istediği tiyatro düzeni, kendisine vaktiyle orta oyunu gibi oynadığı siyasi düşünceyi ortaya çıkaran halk için tiyatro. Halbuki Türkiye'de Osmanlı dönemini eğer düşünürseniz ve bu hükümet gerçekten muhafazakarsa saygı duyması lazımdı şehir tiyatrolarına. Şehir tiyatrolarının eski ismi Darülbedai. 98 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Evet. Darülbedai ile beraber Türkiye'de kurulan Darül Aceze var. Fakirlerin evi, acizlerin evi. Darüşşafaka var. Müşfik elleri ortaya koyan yetimlerin okulu. Bir de Darülbedai var. Güzelliklerin evi. Yani bu üç kurumu da kuran Osmanlı. Muhafazakar Osmanlı. Onun tabiriyle söyleyeyim, Osmanlı elitistleri belki ama bir önemli hadise, işte tiyatro kuruyorlar. Aynı şey Mısır'da Kavalal Ali Paşa zamanında, Mehmet Ali Paşa zamanında olmuş. Opera var, bale var, tiyatro var. İslamiyet'i sadece ve sadece orta oyunu, sadece meddahlık gibi kalıplara koymak yanlış. Gencay Gür'ün bana geldi bir gün, dedi ki Darülbedai kanunu çıkaralım. Doğru bir şeydi. Nasıl şehir tiyatroları bir gün varsa onu bir kanuna bağlayalım. Adını da Darülbedai'di. Kanunu koyalım. Devlet tiyatrolarına karşı. Uğraştık ama muvaffak olamadık o zaman. Sürelerimiz bitti. Biz siyasetten ayrıldık. Şimdi de tavsiye ediyorum. Bugün tiyatrocular yollarda, meydanlarda fikirler anlatıyorlar. Biz Darülbedai kanunu istiyoruz derlerse bunların diyeceği bir şey yok. Darüşşafaka var, gidiyor orada konuşma yapıyor, genişletelim diyor. Darülaceze'ye herkes yardım ediyor. Bir Osmanlı mirası, gelin Darülbedai'yi de koyalım. İşine gelmez. Sanat diyor, sanat için yapıyorlar. Dünyanın uzun yıllar münazara konusu bu. Sanat sanat için mi, sanat yoksa halk için mi? Sanat her şey için. Sanat insan için. İnsan faktörü için. Bugün Osmanlı döneminde oynanmış eserlere bakıyorum. Yıldız Sarayı'nda tiyatro var. Yıldız Sarayı'nda tiyatro yapan atalarımız bugünkülerin kendilerinin devamı olduğunu söylemelerine üzüldüklerini, şaşırdıklarını zannediyorum. Bir başka dünyadan bizi seyrediyorlarsa. O çok önemli bir hadise diye altını çizdim bunun. 4 artı 4 var. Eğitim var. Eğitimde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun tam canlı okuyan bir kanun. Benim bu sene 5 yaşını bitirecek bir erkek torunum var. Nasıl beni mecbur eder o henüz anne şefkatine muhtaç çocuğu ilkokula yollamaya? Ona eğitim veren annesi var, ailesi var, anaokullar var. Pedagoglar da mesela çok doğru olmadığının altını çiziyor zaten. Hayır, bir siyaset adamının, bir siyasetçinin üzerine düşen görev mi? Milli Eğitim Şurası var. O Cumhuriyet'in her döneminde gelmiş, doğru veya yanlış kararlar vermiş. Gelin orada konuşulsun bu konu. Kimler? Pedagoglar tartışsın. Kimler? Eğitimciler tartışsın. Ve ortaya çıkan sonuç Türkiye Cumhuriyeti'nin nesillerini ileriye doğru götürsün. Ama hayır, diyor ki ben dindar nesilleri yetiştireceğim. Hangi devletin böyle bir görevi var? Vatikan'ın böyle bir görevi olabilir. Ama inanın Suudi Arabistan'ın dışında, Yemen belki biraz, başka Arap ülkelerinde bile bu sözcük yok. Ama bu sözcükleri, bu teşebbüsleri arka arkaya toplayınca ortaya bir kroki çıkıyor. Bir siyasi kroki çıkıyor. Başbakan güçlendikçe, %50 desteğinin devam ettiğini gördükçe, giderek oturtuyor, siyaseti oturtuyor, kendi siyasetini. Gelecek günlerin Türkiye'si ortaya çıkıyor. Gelecek günlerin Türkiye'si. Kendisi diyor, İmam Hatipleri parlatacağız. Peki ben ona geçen gün söyledim, fen liselerini niye parlatmayacağız? İmam Hatipleri parlattığınız zaman ilahiyat mezunlarını ortaya çıkarırsınız. İlahiyat mezunları ilahiyat liselerinden yetişirler, din adamıdırlar. Onların Latince, Fransızca, İngilizce bilir biçimde yetişmeleri için bir gayretiniz varsa destekleyelim. Ama başbakan yetiştirecek ilahiyat lisesi Türkiye için, başka dünya ülkeleri için de sadece bir fanteziden ibarettir. Sürdüremezsiniz. Belli bir süre sonra bu çocukları 8-9 yaşında
Elbette babalarının, annelerinin, çevrenin baskısıyla İmam Hatip ortaokullarına yollayabilirsiniz. Ama onlar sonra işte ya futbol oynarlar, top oynarlar kendisi gibi. Oradan da YTT'de memur olurlar, oradan da başbakan olurlar. Ama oradan ilahiyat mezunları içerisinde bugün İmam Hatiplerden çıkmış, ben din alimi bilmiyorum. Varsa da gözümden kaçmış olabilir. Din alimi yetiştiren bir ilahiyat eğitimi yok Türkiye'de. Ama o bunu düz liselere karşı İmam Hatip Lisesi gibi ortaya koyacağını ifade ediyor. Peki Sayın Cindor, bunu çok merak ediyorum. Bu neyin kavgası? Şimdi baktığımızda aslında bir iktidara nasip olabilecek galiba her şey var. Evet. Yani işte şöyle bir sıralayalım. Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı dahil bu siyasi anlayışın içerisinden çıkmış. O siyasetin devamı. Mecliste çok ciddi bir çoğunluk var. Herhalde kolay kolay da kimseye nasip olmamış Cumhuriyet tarihinde bir çoğunluğu var. Peki daha ne? Yani siz nasıl yorumluyorsunuz? 19 Mayıs'larla kavga, hukukçularla kavga. Daha doğrusu şöyle özetleyeyim, onun yanıtını şöyle alayım. Herkesle kavgalı olan, belki de siyaseten biraz güç zehirlenmesi içerisindeki bir iktidar nasıl herkesle kavga ettiği halde %50 oy alıyor? Şimdi kavga etmiyor. Aslında siz bunu kavga gibi, bir siyasi kavga gibi görmeyin. Bir ideolojik mücadele yapıyor ve ideolojisini gerçekleştiriyor. Bu yalnız değil. Arkasında Amerika başta olmak üzere pek çok devlet var. Türkiye'nin en önemli müttefiki Amerika değil, Suudi Arabistan. Hı hı. Kökten dinci bütün ülkelerle, Katar'ından tutunuz da başka ülkelere kadar, küçük devletler onlar ama petrol kaynakları vesaire var. Yemen gibi önemli bir hadise var. Hatta Afganistan var, Pakistan var, pek çok ülkede. İran'la ilişkileri mezhep ilişkilerinden ötürü zaman zaman iyileşiyor, kötüleşiyor. İdeolojik bir kavga var. Orta Doğu projesi kadar önemli bir proje Cumhuriyet tarihinde gibi bugüne kadar girip geçmedi. Türkiye'yi Orta Doğu'da bir İslam devleti, ama adı konmamış fakat rengi belli, ideolojisi belli, bir devlet haline getirecek. Ve Amerika'nın kendisine verdiği çok önemli bir rolü de ifa etmeye uğraşıyor. Evvela BOP'un ikinci başkanıyım, eş başkanıyım dedi. Şimdi o söylemi kesti. Çünkü artık bence BOP'un resmen başkanı, tek başkanı. Suriye hadisesinde o bakımdan var. Eğer Suriye hadisesi dikkatle irdelenmezse, incelenmezse, başbakanın amacı, partisinin amacı tam çözülemez. Ben başbakanın partisinin tüm olarak başbakan gibi düşündüğünü de zannetmiyorum. Aralarında söylemler var. Onlar da bir toplama. Onlar da bir torba parti. Ama şimdilik menfaatleri orada. Seçilme şanslarını orada görüyorlar. Başka menfaatler verebiliyor. Çok görüyoruz gazetelerde. Ben kimseyi de suçlamak istemiyorum. Hı hı. Ama ciddi zenginleşme yaşayanların çoğu AK Parti'ye yakın olanlar veya üye olanlar, belediye başkanı, bakan olanlar, en basit işte son spor bakanı, genç arkadaşın başına gelenler gibi. Büyük bir menfaat bloku oluşturuyor. İdeolojiyi onun içine saklıyor. Başbakanın ideolojisi bence basit bir ideoloji değil. Orta Doğu'da da çehre değiştirebiliyor, Türkiye'de. Türkiye kısa zamanda, çok kısa zamanda, 2014 seçimlerinden sonra, yerel seçimlerde büyük başarı kazanırlarsa, giderek bu istikamete dönüşecek. İçki fiyatlarını ayarlayacak, bugün bir kısmını ayarlamış. Belediyeleri elde ettiği zaman içki yasaklarını Afyon Valisi'ni koyduğundan daha genişletecek. O konuyu devam edecek. Turizmle ilgili bir takım, Mısır'ın vaktiyle yaptığı gibi, Mısır turizmde ideolojik, dinsel bir takım pazarlama teknikleri geliştirmişti. Fas'ta var bu, Tunus'ta var, Cezayir'de var. Onları geliştirecek. Türkiye'yi giderek gömecek. Yani dinsel baskı açacak. Evvela bir seküler devlet yapacak, laiklikten çıkaracak. Sonra da çağın gelişmelerini dikkate alan ama ılımlı, kendisine göre ılımlı, bize göre gayet rigid, sert tedbirler almaya başlayacak. Gelecek dönem 4 yıl. İnanın ki onun cumhurbaşkanlığı döneminde olacak bunlar.
Ve Cumhurbaşkanlığı'na eğer başkanlık sistemi haline getirmeye muvaffak olursa tek adam olacak. Tek adam olmanın verdiği rahatlıkla kendi inançlarını, hedeflerini Suudi Arabistan Kralı ve Amerika Cumhurbaşkanı'nın telkinleri istikameti hayata geçirecek. Bunun önünde engel de yok. Peki ama burada kritik bir nokta var. Şimdi AKP'nin oy tabanına baktığımızda belki hani milli selametten kaynaklanan ki onlar da reddediyorlar. Ama hadi oraya kayış oldu diyelim. Hadi %10 civarı bir oy olsun. Ama geri kalan %40'ın içerisinde yetmez ama evetçileri de istisna tutarsak çok ciddi anlamda bir merkez sağ oyu var. Evet. Şimdi merkez sağ, siz çok daha yakından biliyorsunuz. Gerek Anavatan, gerekse doğru özünde Demokrat Parti diyelim. Ne olursa olsun, mesela Atatürk ilke ve inkılapları konusunda, ülkenin üniter yapısı konusunda tavizsiz bir seçmen tipi oluşturdu. Yıllarca da öyle. Peki şimdi ne değişti? Seçmen adına ne değişti? Seçmen müthiş bir propaganda baskısı altında. Öyle, demin söyledim, öyle bir sistematik gitti ki evvela görsel basını ve tabii yazılı basını yanına aldı. Yanına alırken de korkutma teknikleri kullandı. Vergi dairesini dahi kullanan bir başbakan bugüne kadar Türkiye'de gelmedi geçmedi. En otoriter başbakanlar bile bunu yapmadılar. İnsanların devlete olan bağı olan vergiyle oynamak, vergi iktidarını kullanmak fevkalade yanlıştı. Onu da yaptı. Ve sindikleri gözüküyor. Şimdi Türkiye'de basın yok. Hı hı. Boyalı basın diye kendileri alay ediyorlardı. Hepsi boyalı basın oldu. Açıyorsunuz Amiral gazetesini, 25 sayfa boyalı ilanlar var. Ölüm ilanları var. Bir de boyalı spor sayfası var. Haber portalı bir sayfaya düşmüş. Onda da taraflı. Tamamen korkmuş vaziyetteler. Düşününüz ki fıkra yazarıyla uğraşıyor, baş yazarla uğraşıyor. Otoriter bir başbakan. Otoritesini de öylesine kullanıyor ki hitabeti var. Tabii hatiplik, imam hatiplik dersi almış. Onu kullanıyor. Ama başka hatipler de olabilir siyasette. Var. Siyaset hatipleri var. Görüyorum, espri yapabilenler var ama onları basın vermiyor. Görsel basın da vermiyor. Ve görsel basının hepsi patronaj sistemine bağlı. Hepsi patron. Veriyor, alıyor. Onların sıkıntılarını aşıyor. Zaman zaman onları tehdit ediyor. Kimine maden veriyor. Kimine inşaat ruhsatı veriyor. Kimine turizm imkanları veriyor. Devletin imkanlarını kendi istikametine kullanıyor. Ve bunu pervasızca yapıyor. Hiçbir kuşkusu, hiçbir düşünce sisteminde engel tanımıyor. Ve biliyor ki eninde ve sonunda bunların desteğiyle rejimi değiştirebilecek kapasiteye uğraşacak. Şimdi biraz evvel söylediniz, anayasa. Anayasa değişikliği, tarifi, tabiri, tahriki kimden geldi? Başbakan'dan. Hı hı. Başbakan'dan ikidir anayasayı değiştirmeye uğraşıyor. Bir tanesini değiştirip referandumdan geçirdi. Şimdi bugün Yargıtay Başkan seçti. Bugüne kadar Yargıtay Başkanlığı seçimleri birkaç tur sürer. Çünkü neden? Başkanlar arasında bir kalite farkları olabilir, propaganda taktikleri olabilir. Ama bugün o getirdikleri blok üyeler bir adaya blok oy kullandılar ve bitirdiler. Şimdi Yargıtay'ı özel yetkili Yargıtay haline getirdiğiniz zaman elinizde özel yetkili mahkeme var. Hı hı. Özel yetkili savcı var. Özel yetkili Yargıtay. Sayıştay usul dışında bir şeye bakamaz hale geldi. Danıştay İdare Mahkemesi. Sayıştay yani. Sayıştay tamamen zaten gitti. Tamamen onlara bağlı. Sayıştay eski başkanı da kendi aralarında değerli bir adamdır ama tabii dediğim gibi sistemin çarkları içine girdiğiniz zaman diktatör olan, otoriter olan başbakana karşı hiçbir şey yapamazsınız. Bütün kaynakları kullanan o. Siyasi kaynakları, mali kaynakları kullanan o. Ayrıca siyasi partiler yasasını kullanarak sizi aday gösterip gösterim hakkına sahip olan o. Şimdiden Türkiye yeniden dizayn ediliyor. Benim üzüldüğüm iki kurum bunun farkında değil. Biri medya bunun farkında değil. Yahut farkında olsa bile başını kaldıramıyor. İkincisi sermaye sınıfı.
1 Mayıs toplantıları bir cesaret örneği verdi bize. O da halkın kavgasız, eski küfürleri, kavgaları unutarak, sınıf mücadelesi unutarak emek etrafında toplanması. Emek ve dürüst siyaset. Ve bunu da ihtilafsız, polis müdahalesine imkan vermeyecek biçimde bitirmesi. Her kesimin oraya gelmesi. Hatta dinsel muhterizlerin bile orada olması bir ümit olabilir. Çünkü seçmen başka, halk başkadır. Halk uyanırsa, halk belli bir noktaya gelirse seçmenlere, yani seçmen dediğimiz kümelere de etki yapacaktır. Temel olan devletlerde halktır. Halk zaman zaman seçmen olarak yanılabilir. Ama halk sağlamsa, halk devletini, milletini korumak istiyorsa o çok önemli. Bence 1 Mayıs halkın laik, demokratik 23 Cumhuriyeti'ni koruma arzusunu ortaya koydu. Birbirlerine düşmeden, birbirleri didişmeden ve iktidarın polisle baskı yapmasına fırsat vermeden geldiler, fikirlerini söylediler. O kürsüde söylenenler mühim değil, anlaşılmadı bile. Ama halkın oradaki davranış biçimi önemliydi. Oraya katılım önemliydi. Sükunet önemliydi. Şimdi oradan çıkarak şunu söyleyebiliriz. Acaba laisizm ve cumhuriyet direnebilecek mi? En kritik soru bu. Sanırım anayasa da burada çok önemli hale şimdi geliyor. Onun için bizim Atatürk konusunda Atatürk'te birleştik diye bir formül ortaya çıkardık. Yani sağ, sol, orta yol, muhafazakar diye bakmadan Atatürk'te birleşmek nedir? Atatürk bir semboldür. Devletin kurucu önderidir. Bir felsefenin kurucu unsuru. Düşünün ki Cumhuriyet'in kuruluşuna baktığınız zaman Osmanlı dağılırken o başbakanın ayıpladığı elitistler bir araya gelmişler. Kimi İttihat Terakki'de, kimi başka partilerde bir Kuvayi Milliye Hareketi ortaya çıkarmışlar. Ama bazıları da mesela Enver Paşa gitmiş Turan diye bir yerde. Yani Orta Asya'da aramış bunu, Azerbaycan'da vesaire. Azim bir hikayedir. Talat Paşa Berlin'e gitmiş, kaçmış. Cemal Paşa öyle. Ama Atatürk dönmüş. Türkiye'nin merkezi denilen Anadolu'ya gelmiş. Elde kalan topraklarda bir cumhuriyetin kurulabileceğini hesaplamış. Bir hoca Atatürk'e diyor ki, bu diyor milli mücadele diyor muvakkat bir cinnetti diyor. Yani geçici bir cinnet haliydi. Atatürk diyor ki hoca efendi yanılıyorsun. Bir akıl hareketi. Demin söylediğiniz sağduyu hareketidir. Bir hesap işidir. Ne için o hesaptır? Bir Yunanistan için ordularını terhis etmiş, barış ekonomisine geçmiş Batı ülkeleri birleşip de Yunanistan'ı korumazlardı. Biz bu hesabı yaptık. Bir tek Yunanistan'ın saldırganlığını koruyacak bir Batı ittifakı yoktu karşımızda. Olmayacaktı. Bu hesabı yaptı. Biz Yunanları yenince Sevr gitti, Lozan geldi. Şimdi böylesine bir deha var ortada. Bir cesaret örneği var. Bu adamın özel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim eniştemiz değil, damadımız değil. Kendi hayatını yaşamış bir adam. Ben Latife ile Fikriye üzerinden bir Atatürk değerlendirmesi yapılmasını yanlış buluyorum. Ama Atatürk'ün bizim için kutsal bir yanı var. O da bir Kurtuluş Savaşı'nı organize etmiş. Kongreler yapmış. Kongre iktidarları kurmuş. Meclisi açmış. Parlamentoyu yaşama geçirmiş. Arkasından Cumhuriyeti kurmuş. En önemlisi de hep halk demiş galiba. Hep kritik nokta bu. Halk. Ve enteresan bir şey. Yine benim Celal Bayar'dan dinlediğim bir şey var. Yeni anayasayı yaparken Bayar demiş ki bir de Napolyon Anayasası var. Bırak onu demiş. O milletinin mirasına ihanet etti. İhanet eden adamın anayasasından faydalanmak yanlış olur. Mukaddesatına tabiri tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey. Napolyon'un dahi imparatorluk kuruşundan ötürü anayasasına evet demiyor Atatürk. Gidiyor Polonya'ydı, oydu, buydu. Bir sürü anayasalara bakıyorlar. Kendi anayasamız var 1876. Onlardan evvela 1921 anayasasını, sonra 24 anayasası çıkarıyor. Sentez çıkarılıyor. Evet. Kurucu iktidar diye bir şey var. Şey, kurucu iktidar mı? Onun başka hukukça tabiri kurucu güçtür. Savaş kazanmış Atatürk ve arkadaşları, meclis. Sonra hukuk kurmuşlar. Kurucu iktidarı kurmuşlar. Şimdi o iktidarın ortaya koyduğu realist, Atatürk büyük bir realist çünkü, ve hümanist,
Çünkü insanı öne çıkaran bir devlet ve daha önemli bir cumhuriyet, demokrasiye açılan bir cumhuriyet. Atatürk bunları yapmış. Yaparken hata yapamış olabilir. Hepimizin yaptığı gibi hatalar da olur. Arkadaşlarının bir takım sıkıntılarını paylaşmakta, sıkıntılarını aşmakta yalnız kalmış olabilir. Ama 1938'e geldiğimiz zaman, öldüğü zaman Atatürk, oturmuş bir devlet var. Hı hı. Sınırları belirli bir devlet var. Ve bir milli misak sınırları içerisinde kurulmuş başarılı bir cumhuriyet var. O cumhuriyet 90 senedir geliyor. Bu cumhuriyeti kuran Atatürk'ün etrafında birleşmek aslında cumhuriyet etrafında birleşmektir. Bizim dediğimiz 1923 Cumhuriyeti'nin kuralları etrafında birleşir. Laik, demokratik bir halk devleti. İşte bu. Bunun için istediğin tarifi tartışırız, ederiz falan. Ama bir şey hariç, bölünme hariç. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmeye tahammülü yoktur. Çünkü bu bölgede gereğinden fazla devlet var. Ve yeni bir devlet kurmak için de toprak yok. Bu anayasanın ki sonra kurultay, yani Milli Uzlaşma Komisyonu ve sonrasında Milli Anayasa Kurultayı düzenlendi. Ve siz hep her yere gittiniz, konuştunuz, gittim, anlattınız. Gittim. Kurultay'da da keza Türkiye'yi bölünmeye götüren emarelerini bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii. Şimdi Türkiye'de Kürt etnik kökenine sahip vatandaşlarımız var. Ben bu siyasetin 60 senedir içindeyim. Bu 60 sene içerisinde Kürt hareketi zaman zaman hak talep etmiştir. Ama halk talep etmemiştir. Yassıada da 100'e yakın Kürt asıllı milletvekili vardı. Kürt bakanlar vardı. İsmet İnönü Kürttür. Kimse bilmez. Bitlisli Kürübol aşiretindendir. Cumhuriyet bunların hepsini, işte demin söylediğim Atatürk akılcılığı, Atatürk milliyetçiliği dediğimiz o, bunların hepsini Cumhuriyet kazanında kaynatmış. Talep sonra ne oldu? Askeri idareler geldi. Biraz tavizler verdi. Doğu kültür ocakları falan derken bir takım yanlışlar yaptı. Dil yasakları vesaire. Kürt halkları bir takım taleplerde bulunmaya başlamış olabilir. Ama Kürt halkları derken iki halk tabirini bilirim. Bir kısmı Kürt kardeşlerimiz içimizde. Bugünkü kendi hükümetinde bu iktidarın 5 bakan, hem de ekonomiyi yöneten 5 bakan da Kürt asıllı. O zaman sorun ne? Sorun ne? Maliye Bakanı Kürt asıllı değil mi? Hı hı. Kürt asıllı. Peki Zafer Çağlayan Kürt asıllı değil mi? Kürt asıllı. Kalkınma Bakanı Kürt asıllı değil mi? Kürt asıllı. Hepsi Kürt asıllı. O çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara bir şey demiyoruz. Onlara sadece eğer yanlış yaparlarsa eleştiriyoruz. Efendim, partilerini, fikirlerini tartışırken ana fikirlerini söylemezlerse o zaman kızarım. Ama onları Kürt olduğu için ne diyeceğiz? Kimisi Türk kızları almışlar. Peki bir Barış ve Demokrasi Partisi'nin içerisinde eşleri Kürt olan, çocukları Kürt olan, İzmir'de, Çeşme'de yaşayanlar yok mu? Bir karışma var, bir karışım var. Tek bir millet olma var artık. Giderek olma. Belki şimdi tam olmadığı anlaşılıyor bazı. Ama şimdi o BDP'nin başkanı diyor ki Kürdistan'ı diyor tarif edelim. Nasıl edelim? Iğdır'dan diyor işte Hatay'a kadar. İnsaf et yani. Sevr'in haritasında bile bu kadar geniş bir bölge yok. Yapabilir mi onu, yapamaz. Hı hı. Muktedir mi değil mi? Oradaki Kürt vatandaşları buna evet mi der? Hayır. %5 oyu olan bir Kürt partisinin isteyebileceği şeyler, haklar olabilir. Onlar evet derim. Ama devleti bölmeye başladığı zaman onun istemediği sonuçlar ortaya çıkar. İşte demin söylediğim gibi Tayyip Erdoğan'ın heveslendiği, hedef aldığı İslam devleti çıkar ortaya. Hı hı. Orada o zaman ona daha ağır baskı gelir. Halbuki hepimizin, Kürt, Türk, Azeri, bu Türkiye'de her şey var. Arnavut, ki istediğiniz kadar Osmanlı'nın bütün... Ama üstte Türk milleti, Atatürk'ün tarif ettiği Türk milleti tanımıyla hareket edersek olay bitiyor. İşte Atatürk derken o. Cumhuriyet'in hallettiği bir işi biz bu Tayyip demokrasisinde bozuyoruz. İkide bir taviz veriyor, açık kapı bırakıyor. Gidiyor konuşuyor, müzakere ederiz diyor. Şimdi bakın, Abdullah Öcalan bir siyasi mahkum. Ama siyasi mahkum konuşmalarına ne tür bir siyasi mahkum? Hayır. 30 bin kişinin öldürülmesine talimat veren. Ve hala terörle ilgili talimatları, mütarekeleri, silah bırakmaları organize eden
bir terörist başı. Abdullah Öcalan peki bunu yaparken kazanmış da mı yapıyor? Yok, kaybetmiş. Neden kaybetmiş? Yakalanmış. Mahkum olmuş. Oraya konmuş. Cezaevinde bir siyasi mücadele yapılmaz. Cezaevinde söylem olabilir. Ama cezaevindeki siyasetçi yurduna, etrafına ve kendisinin temsil ettiğini zannettiği komitelere, çetelere başkanlık yapamaz. Bitmiştir o. Yapmasına göz yumulabilir mi? Kesinlikle. Daha acı değil mi? Şimdi onu tekrar ortaya çıkarıyor. Neden ortaya çıkarıyor? Sebebi Türkiye'de kendi oylarını arttırma ihtimali var. Onu yapıyor. Bir de mesela seçim arifesinde ateşkes sağlıyor ve o seçim arifesinden faydalanıp seçim sonuçları alıyor. O Abdullah Öcalan'la oynuyor. Abdullah Öcalan onunla oynamaya çalışıyor. Ama birisi esir, bir esir tutan. Böylesine bir polemik denizinde Kürt meselesi çözmek mümkün mü? Soruyorum şimdi. Kürt meselesini çözeceğim diye iki seçimdir geldi. Çözebildim mi? Bugün Kürt meselesi daha mı karmaşık? Daha karmaşık. Parti olarak seçime sokmadınız. Bağımsız olarak girdiler mi? Girdiler. Ama oyları ne kadar? %5, %6. Peki Türkiye'deki Kürt nüfusu %5, %6 ise o dediği geniş coğrafyada Kürt nüfusu azınlıkta o zaman. Hı hı. Bunlar hep mantıksız işler. Onun için işin bütününe bakacaksınız. Böyle parçalardan giderek bir devlet organize edilmez, kurulmaz, yönetilmez, geleceğe taşınmaz. Bu anayasa bizi buraya mı götürüyor? Ve tabii artı muhalefet niye hala o komisyonda direniyor sizce? Şimdi muhalefetin zaman kazanmaya çalıştığını zannediyorum. Onlar da gerçeklerle karşılaşacaktır. Şimdi bugün Cemil Çiçek saf, temiz bir Anadolu çocuğu. Uğraşıyor. Onu kullandığını zannediyorum işte. Koş git yani. Hani getir götür diye bir televizyonda şey var. Hı-hı. Getir götür İsmail gibi. Hı-hı. Getir götür Cemil gibi. O da koşuyor her tarafa. Ona da esas niyetini belki söylemiyor. Ben inanıyorum ki Cemil Çiçek bizim Yozgatlı kardeşimiz kendisine bu dayatma geldiği zaman gereğini yapacaktır. Ama o zaman muhalefet partileri de gereğini yapacaktır. Tek partiyle anlaşır bu işi hallederim dediği BDP ile anlaşmaktır. BDP ile anlaşıp ne yapacaktır? Birden onların istediği bir Kürdistan devletini kuracak değildir. Yerel yönetimlere geniş yetkiler verecektir. Yolu mu açacaktır yani? Tabii. Yerel yönetime geniş yetki verecektir. Yerel yönetimlerin 100 kadar belediyesini BDP kazandığı zaman onlar orada giderek alanlarını genişleteceklerdir. Öyle ilgi çekici işler yapacak. Mesela askerlik şubelerini orada kapatacaktır vesaire vesaire. Zaten öyle örüyor ki tuğlaları. Genelkurmay Başkanı da tutuklu olduğu bir Türkiye'deydi. Bir Genelkurmay Başkanı bugün tutuklu. Onun yanına kendisi haklı olarak isyan ediyor. Teröre bizzat silah kullanarak katılmış olan Danıştay hadisesinin kahramanlarını koyuyor. Öyle bir örgüt çiziyor ki aklı sıra savcıları talimat vererek ve o savcılar bir torba yasası gibi torba dava ortaya koyuyorlar. Her kesimden insanlar Genelkurmay Başkanı ile beraber yargılanacaklar. Aşağılamak istiyor onu. Genelkurmay Başkanı'nı aşağılamak istiyor. Kuvvet komutanları var orada, onları aşağılamak istiyor. Gerçek hedef itibarsızlaştırma. Şimdi Atatürk'te birleştik derken biz Türk ordusunu bunun dışında tutmaya çalıştık. Darbelere en fazla karşı çıkan mağdur olan biriyim. Hı hı. Benim silahlı kuvvetlerden hiçbir zaman bir beklentim olmaz. Bir tek beklentim var. Güçlü, kudretli, hudutlarımızı koruyan, iç güvenliğimizi sağlayan, milli birliğimizi sağlayan bir ordu. O ordu da inşallah ve her zaman Atatürk ordusu olarak duracaktır. Bugünkü Necdet Bey bile diyor ki biz Atatürk'e bağlıyız. O bana yeter. O orada dura dursun. Esas burada yıkmak istediği Türk ordusunun korkutmak için bir takım davalar açmasının nedeni sadece ve sadece ordunun alt kademelerini sindirmektir. Yormaktır, yorgun düşürmektir. Yani sonranın hesabı bu. Evet, evet. Ve onları giderek devrim ordusu haline getirmek istiyor. Hani var ya İran'da, hı hı. Öyle bir ordu yapmak istiyor. Ve İran muvaffak oldu orada ama İran'da çok güçlü bir dini liderler kadrosu var.
Bunun elinde dini liderler kadrosu yok. Çünkü İslamiyet'te zaten bildiğiniz gibi din adamları, ruhban sınıfı yok. Bu imam hatiplerle bir ruhban sınıfı oluşturmaya çalışıyor. Ve o ruhban sınıfı siyasi ve sivil hayata da yansısın istiyor. 300 bin İmam Hatip Lisesi mezunu Türkiye camilerde kullanamaz. 95 bin caminiz var. Hı hı. Çoğu da çok değerli bizim İmam Hatiplerimiz tarafından bugün doldurulmuş vaziyette. Ne yapacaksın gerisini? Hakim yapacaksın, savcı yapacaksın, tapu muhafızı yapacaksın, yapacaksın. Başka noktalara gidecek. Peki son 3-4 dakikamız. O yüzden aslında çok net çektiniz fotoğrafı. Sonrası ve bugünüyle birlikte. Fakat benim çözemediğim, sizin tecrübelerinize başvurmak istediğim bir konu var. Geçmiş siyasi yaşamınızda size oy versin, vermesin. Herkesin sanıyorum itiraz edemeyeceği, hemfikir olacağı bir konu var ki sizin bir demokrasi mücadelesi veren tavrınız. Hep böyle öne çıktınız. Ben ileri demokrasiyi çözemiyorum. Bu yaşananların gerçek demokrasiyle ne alakası var? Ben çözümünü bulamıyorum sorunun. Belki siz çok tecrübesiz verirsiniz. Şimdi demokrasi aynı zamanda bilimsel tarif olan bir kurum. Literatürde ileri geri demokrasi diye bir tarif yok. Bir gerçek ve tam demokrasi vardır. Bir de gelişmekte olan demokrasiler vardır. Tabir de budur. Gelişmekte olan demokrasiler. Türkiye gerilemekte olan bir demokrasiye gitti. Bırakın ileriye giden bir demokrasiyi. Yargıçlar devleti, yani şikayet ediyordu. Kendisine yarayan bir yargıçlar devleti ortaya çıkardı. Adil yargılama diyordu ve şikayet ediyordu. Neden şikayet ediyordu? Kendisini mahkum eden mahkemelerden, hakimlerden, savcılardan, onu tasdik eden Yargıtay'dan. Kendisi için yapılanların yapılmaması gerektiğini söylüyordu. O muhafazakar demokratlıktı. Şimdi oradan caydı. Kendisi için yapıldığını söyledi. Şikayet ettiği her şeyi karşıtlarına yapmaya uğraşıyor. Bugün Türkiye'de gerçekten bu kadar basın mensubunun cezaevinde olması bir tesadüf olabilir mi? Bu kadar yürekli askerin cezaevinde olması. Teröre karşı savaşmış pek çok generalin, üst rütbeli subayın tutuklu olması bir tesadüf olabilir mi? Herkes bunu bir tesadüf sayıyor. İrtibatları üst üste kurarsanız bir önemli muhalefet cephesinin kendisine karşı duran ama siyasi askeriyede, yargıda görev alan herkesin tutuklu olduğunu görüyorsunuz. Futbol topunu dahi bir silah gibi gördü. Futbol topundan bir şike davası çıkardı ve görüyorsunuz birbirine kattı ülkeyi. Burada hep yapılmak istenen şudur. Karıştır. Sonra kuvvetlerini böldüğün bu kuvvetlerin ötesinde bir hakem gibi dur. Son çözüm senden olsun. Şimdi herkes bakıyorum. Başbakan bunu çözsün. Neyi çözsün? Şikeyi çözsün. Başbakan neyi çözsün? Milletvekilleri tutuklu. Meclise gelemiyorlar. Onu da başbakan çözsün. Başbakan neyi çözsün? Adalet üzerindeki bir takım şüpheleri çözsün. Askeriye üzerindekini çözsün. Ama her asıl şey sorun bu mu? Yani kurumlar yok, başbakan var. Ama başbakan hem buna yetmez, hem yetemez. Dünyadaki siyasetin çeşitliliği, bilgilerin fazlalığı, insanların öğrenme kapasitelerinin azlığı dikkate alınırsa, siyaset ve idare bir kolektif harekettir. Ama başbakan bilerek bunu kendi de topladı ve göreceksiniz, eğer aklımızı başımıza toplamazsak, 2014 seçimlerinden sonra Türkiye tam bir diktatörlüğe gidecektir. Herkesi ikaz ediyorum. 80 yaşında bir adam gibi yaşadıklarımı görerek. Demokrasiye dönmek zor. Demokrasiden caymak kolaydır. Sayın Cindoruk çok teşekkür ediyorum. Süren bitti ama bir cümle şunu da almak istiyorum sizden. Türkiye'nin, çünkü bu sav da çok söyleniyor. Bir cümleyle onu alayım. Türkiye'nin tüm bunlardan ders alarak ve Atatürk'ün de kıymetini anlayarak bu süreçten çıkma ihtimalini ne görüyorsunuz? %100 görüyorum. Çünkü gerçeğe varmak ve gerçeği anlamak kolaydır. Sayın Cindoruk çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Evet, ekopolitikte bugün Türkiye'nin fotoğrafını çok tecrübeli bir isimde, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'la çektik. Önemli uyarılar vardı. Sanıyorum herkesin bir nefes alıp durup düşünmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu akıl tutulması Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.